Ev temizliği çok önemli konulardan biri. Hele ki bazı kadınlar ev temizliği sırasında kendilerini kaybediyorlar. Kendi evinizdeki örneklerden bunu anlayabilirsiniz aslında. Temizliğe bir başlandı mı, evin her bir köşesi bundan nasibini alır. Tabii bu temizlik sırasında bazen ufak tefek yaralanmalar olabiliyor. Özellikle eller ve ayaklarda oluşan küçük kesiklerden bahsediyorum. Ancak hiçbir kadın bu küçük yaralanmaları önemsemez ve işine devam eder. İşte videoda anlatacağım kadının tüm hikayesi de bu şekilde başlıyor. Çin'de yaşayan 53 yaşındaki bir kadın, uzun süredir evinde temizlik yapmıyordu ve bundan rahatsızlık duyuyordu. Bir gün boş vakit bulduğunda evini temizlemeye başladı. Zamanı kısıtlı olduğundan da işini hızlı yapmaya çalışıyordu. Tam bir yeri temizlerken elini sivri bir yerin köşesine çarptı. Bunun sonucunda ise yüzük parmağında çok ufak bir kesik oluştu. Daha doğrusu parmağı kesilmişti. Kadın bir yara bandı takarak temizliğe devam etti. Basit bir kesik olduğundan önemsemedi ve tedavi ettirmeye ihtiyacı duymadı. Aradan 2 gün geçti. Kadın sabah kalktığında ellerinde bir tuhaflık olduğunu fark etti ve resmen şok oldu. Çünkü parmakları siyahlaşmaya başlamış ve bu siyahlaşma 8 parmağa da yayıldı. Korku ve panikle doktora giden kadın parmaklarının kangren olduğunu öğrendi. Tedavi edildi ancak parmaklarının ne kadarı kurtulabildi bilmiyorum. Doktorlar benzer belirtileri yaşayan insanları uyardı ve bu tip şikayetler yaşandığında vakit kaybetmeden hastaneye başvurulması gerektiğini söyledi. Kangren, kanlanma kaybı nedeniyle vücut dokusunun ölmesine neden olan ciddi bir durum. Vücudun herhangi bir bölümünü etkileyeceği gibi tipik olarak ayak parmaklarında ve el parmaklarında başlıyor. Kangren bir yaralanma, enfeksiyon veya kan dolaşımını etkileyen uzun süreli bir durumun sonucu ortaya çıkabilir. Etkilenen bölgede kızarıklık, şişlik, ağrı, kötü kokulu irin ve kanama görülür. Bu tarz bir durumla karşılaşırsanız doktora başvurun. Hele ki temizlik sırasında oluşan ufak yaralanmaları önemsemeyi unutmayın. Bu konuda ilginç bir olay da Güney Kore'de yaşandı. Yaşlı bir adam yemek olarak sushi yemeyi tercih etti. Çiğ deniz ürününü yedikten sonra adamın elinde tuhaf bir şeyler olmaya başladı. Hatta avucunun içinde 3-4 cm aralığında kabartılar oluştu. Çünkü adamın eli ölümcül etki yaratabilen etobur bakterilerin istilasına uğradı. Daha sonra diğer kabarcıklar elinin arka tarafına ve koluna doğru yayıldı. Enfeksiyon o kadar kötü durumdaydı ki doktorlar 25 gün sonra elini hatta dirseği ile bileği arasındaki ön kol olarak adlandırılan bölgeyi kesmek zorunda kaldılar. Doktorlar yaşlı adamın deniz suyu ve kabuklu deniz ürünlerinde bulunan ve son derece tehlikeli bir bakteri türü yüzünden enfeksiyon kaptığını söyledi. Bunun sonucunda da elindeki derin ürseller kangrene sebep olmuştu. Nekroz olarak adlandırılan canlı dokuların ölmesi sonucu oluşan bu durum, onarılmaz yaralara sebep olduğu için kolunun kesilmesine karar verilmişti. Kanalıma destek olmak için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Diğer kanallarımıza da abone olursanız sevinirim. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.